Herkese merhabalar, ismim Oğulcan. Beni tanımayanlar için kısaca bahsetmem gerekirse ben bu kanalımda sizlerle Almanya'daki doktorluk ve Almanca ile ilgili deneyimlerimi paylaşıyorum. Bugün bahsetmek istediğim konu ise bu konuyla alakalı oldukça çok geri dönüş aldım. B1 ve C1 seviyeler arasında Almanca kelime paylaşan, Almanca kelime öğreten kaynakların azlığı. Evet, internette tabii ki Almanca kelime öğreten oldukça çok kaynak var. Fakat bu kaynaklar genellikle A1, A2 seviyeleri, bazen B1 seviyesinin başlangıcı gibi seviyelere özellikle odaklanıyorlar. Ve bununla alakalı çoğu kelime öğreten kaynaklar maalesef sadece Almanca kelime ve Türkçe kelime şeklinde öğretme metoduna gidiyorlar. Fakat bu metot dil öğrenirken çok uygun bir metot değil. Aslında yapılması gereken şu: Almanca kelime verilecek, Almanca bir cümle içerisinde kullanacaksınız ve sonrasında Türkçe anlamını yanında göreceksiniz. Bu metodu kullanan çok güzel kaynaklar var tabii ki. Eminim çoğunuzun da bildiği gibi Göte'nin mesela A1, A2 ve B1 seviyelerine çok güzel kelime öğreten kaynakları var. Kelimeyi veriyor, Almanca cümle içerisinde kullanıyor, sonrasında Türkçe karşılığını veriyor. Fakat B1 seviyesinden sonra maalesef bu şekilde öğreten bir kaynak internette bulmak oldukça zor. Ve bundan dolayı da ben yıllar içerisinde kendi kendime B1 seviyesinden C1 seviyesine kadar kelimeler içeren bir Almanca kılavuzu oluşturdum. Ve bu Almanca kılavuzunu oluşururken Almanca kelimeyi yazdım, Almanca cümleleri içerisinde kullandım ve sonrasında yanına Türkçe anlamını yazdım ve birden fazla anlam yazmaya da dikkat ettim, ezberlemek daha kolay olsun diye. Böyle bir kaynak oluşturduğumu sizlere bahsetmiştim ve bu kaynağı da sizlerle paylaşmam yönünde oldukça talep aldım ve bu yüzden bugün size bu videoyu çekmeye karar verdim. Ve evet, bugün sizlere B1 seviyesinden C1 seviyesine kadar özellikle de günlük hayatta çokça kullanılan, çokça faydalı 100 kelimeyi veriyorum. Teker teker onar onar bu kelimeler ekranlarınıza gelecek. Bu kelimeleri, cümleleri, Türkçe karşılıklarını güzelce okumak için videoyu durdurarak, notlar alarak devam edebilirsin. Ve lütfen yazmayı unutmayın. Sizce bu kelimeler daha çok B1 mi, B2 mi yoksa C1 seviye kelimeler mi? Eğer bu paylaştığım kelimeleri faydalı bulduysanız ve böyle daha çok kelime görmek istiyorsanız lütfen belirtmeyi tekrar unutmayın. Keyifli seyirler.
Evet, bugün sizlere Almanca'da B1 seviyesinden C1 seviyesine kadar günlük hayatta oldukça çok kullanılan 100 kelime paylaştım. Bu kelime videolarından daha fazla görmek istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. Almanya'da doktorluk, Almanya'da hayat ve benim Almancayı nasıl öğrendiğimle alakalı, serüvenimle alakalı daha fazla video görmek istiyorsanız lütfen kanalıma göz atmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.